Şükür etmek, hamd etmek, yerinde sayıklamak değildir. İnsanların kafasına böyle bir resim koydular. Hani derviş bir tip vardır. Dilenerek sürekli yolculuk yapar. Halinden şükür eder, kanaat eder. Çaba göstermez, gayret göstermez. Dünya malı der, dünyada kalacak. İyi güzel de. Peygamber ne buyurmuş? Hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya, yarın ölecekmiş gibi ahirete sarılın. Yani ortasını bulun. Ortadan ilerlemek gerekiyor. Ortadan ilerlediğin zaman her zaman başarılı olursun. Dolayısıyla hani böyle hocam memnunum hayatımdan, kanaat ediyorum. O yüzden 30 seneden beri aynı devam ediyorsun. Aynı dükkanda devam ediyorsun. Millet dijitalleşti, teknolojiyi kullanıyor, interneti kullanıyor, müşteriyi oradan kazanıyor. Dükkanı kapattı, bürodan satıyor ürünlerini. Sen hala 30 seneden beri aynı tas aynı ama. Hiç duymadın mı? İki günü bir olan, aynı olan ziyandadır. Bunu duymadın. Bu hadis-i şerif sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla devamlı kendini geliştirmek için aç olman lazım. Enerji dolu olman lazım. Kendini geliştirmek, kendini değiştirmek, daha iyi bir yere gelmek için aç olman gerekiyor. Hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya sarıl ama yarın ölecekmiş gibi ahireti de gözeteceksin. Oraya da sarılacaksın. Ortadan ilerle. İşte o zaman başarırsın. Şükretmek yerinde saymak değildir ki. Hamd etmek yerinde saymak değil ki. Öyle yan gelip yatmak değil ki. Şükretmek, sana verilen nimetin şükrünü teşekkür etmek. Bak bunlar var, çok güzel. Minnettarım. Ama iki günün bir olmamalı. Ben bir adım daha ileri gitmem lazım. Bu bildiklerim beni buraya kadar getirdi. Tamam, iyi, güzel. Buraya kadar getirdi. O zaman biraz daha ilerlemek istiyorsan biraz daha öğrenmem gerekiyor. Biraz daha öğrendiğim teknikleri hayatıma yansıtmam gerekiyor. Bakış açısı lazım. Kanaat ederek rahatlık alanına girmemelisin. Çünkü rahatlık alanı senin beyninin çürüdüğü, nefes alırken öldüğün bir durum. Yani nefes alıyorsun ama ölmüşsün. Beynin çürümüş. Çürümüşsün artık. Hani çalışmayan demir paslanır hesabı. Paslanmışsın artık. Ben bu halimden memnunum. Bana kimse dokunmasın. Ben böyle iyiyim. Bakın sevgili arkadaşlar, istatistiklere göre Almanya'da emekli olan erkekler emekli olduktan 2 sene sonra ölüyorlar. İstatistikler söylüyor sevgili arkadaşlar. Erkeklerden bahsediyorum. Çünkü çalışmayı bırakıyor, bir hedefi yok. Hayata bir katkısı yok artık. Televizyon başında haberleri izliyor, sonra yorum yapıyor. Kimseye bir faydası yok. Sadece maaşını alıyor. En fazla 2 sene yaşıyor. İstatistikler. 2 sene sonra ölüyor. Yani işe yaramıyor. Bir katkısı yok. Hanımefendiler daha farklı. Hanımefendiler daha önceden de bulaşık yıkadığı için, çamaşır yıkadığı için veya evdeki işlerle uğraştığı için emekli olduktan sonra da o davranışları devam ettiriyorlar. Yani o çalışmayı, o gayreti devam ettiriyorlar. Dolayısıyla emekli kadınlar erkeklerden çok 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 daha uzun yaşıyorlar. Niye? Bir hayat amacı var, bir hedefi var. Çalışmaya alışmış. Hani o bana bu yeter, ben çalışmayayım artık, emekliyim, bundan sonra bulaşık yıkamayacağım demiyor. Bana dokunmayın, ben emekli oldum, ben çamaşır yıkamayacağım, ben bulaşık yıkamayacağım demiyor. Gayret gösteriyor, uğraşıyor. Bu sadece bir örnek sevgili arkadaşlar. O yüzden böyle yan gelip yatmak yok, rahatlık alanına girmek yok, konfor alanına girip çürümek yok sevgili arkadaşlar. Hülasa burada ne öğreneceğiz? Hem şükür edeceksin, minnettar olacaksın sana verilen nimetleri. Göreceksin. Şükrettiğin zaman nimet çoğalır biliyorsunuz. Şükür nimeti çoğaltır. Şikayet derdi çoğaltır. Sen şükretmeye devam et. Ama bununla beraber daha fazla şükretmek için gayret göster. Yani yeni hedeflerin olsun. Koştur. Konfor alanından çık ve daha fazla nimete sahip olduğun için, daha güzel hayata sahip olduğun için ileride çalışırsan tabii gayret karşılığında o zaman daha fazla şükredeceksin ileride. Dolayısıyla yan gelip yatmak yok. Gayret göstereceksin, çaba göstereceksin. Hem şüküre devam edeceksin, hem çalışacaksın ve arzuladığın hedefe ulaşmak için gayret göstereceksin. Başarı için, huzur için, bereket için, mutluluk için bu anlattıklarımı ciddiye al ve hayatına yansıt. Bu çok önemli sevgili arkadaşlar. Şükürsüz çalışmak hiçbir işe yaramıyor. Ama çalışmadan şükretmek de bir işe yaramıyor. Çünkü öbür türlü iki günün bir oluyor. Rahatlık alanına giriyorsun, tehlikeli alana giriyorsun, konfor alanına giriyorsun ve çürümeye başlıyorsun. İki günü bir olan ziyandadır hadisi şerifini kocaman beynine yazarak veya duvara as bir yerde onu gözeterek gayret göster,
çalış, hedefine ulaşmak için emek harca. Bu yolculukta, yani hedefe giden bu yolculukta sana da yardımcı olmamızı istiyorsan, sana da eşlik etmemizi istiyorsan o zaman bizimle iletişime girebilirsin. Bizimle iletişime girebilmek için hemen videonun altındaki linke tıkla, formu doldur ve gönder, bir ön görüşme yapalım. Ayak bağları nelerdir? Kafandaki kilitler nelerdir? İçindeki potansiyelin nedir? Nasıl bunu hayatına yansıtırsın? Bunları ne yaparız? Beraber konuşuruz ve sana özel bir yol haritası çıkaralım. Ve sen sağlam adımlarla, emin adımlarla ilerleyerek arzuladığın güzel hedeflere ulaşabilirsin. Bunun için yapman gereken hemen videonun altındaki linke tıklamak, formu doldurup göndermek. Ön görüşmede görüşmek dileğiyle, hoşça kal.